Yine Furkan suresinde Yüce Rabbimiz "Vulma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum" buyuruyor. Yani duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet versin der. Peki duayı kim yapar? Duayı aciz olan yapar. Dua çünkü istemektir, af dilemektir, özür dilemektir. Ben eksiğim, tamamla demektir. Yani daha üstün varlıktan, yaratıcıdan bir şey istemektir. Dolayısıyla orada aciz olduğumuzu bilmek, kul olduğumuzu bilmek, hatalarımızın da olabileceğini bilmek, hatalarımızla beraber Allah-u Teala'nın bizi sevdiğini, işte her defasında rahmetiyle, merhametiyle, Ra'fet ismiyle bize tecelli ettiğini, onun hakkında suizanda bulunmamız gerektiğini de hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hüsnü zanda bulunmamız gerekiyor. Şimdi iyi düşünmek deyince hüsnü zan etmek de önümüze geliyor ve dinimiz de bize hüsnü zan etmeyi emrediyor. İkisi eşdeğer diyebilir miyiz hocam? Hüsnü zan etmekle iyi düşünmek. Bunu da biraz daha irdeleyelim. Yani aslında düşünce dediğimiz şeyin evet dini literatürde karşılığı zan kelimesiyle ifade ediliyor. Zan kelimesinin biz ezdattan olduğunu biliyoruz. Yani her iki mana zıt manayı da bir arada toplamış bir kelimedir. Çünkü hem iyi zan var hem kötü zan var malumunuz. Dolayısıyla zan denilen şey bir kişi veya olay hakkında birinin kendi hazır bulunuşluğuyla, tecrübeleriyle, bilgileriyle bir yargıya ulaşması, bir fikir sahibi olması. Eğer bu fikir sahibi olması iyi yöndeyse, iyi bir fikirse biz buna hüsnü zan diyoruz. Bu övülen bir şeydir. İnsan, Müslüman özellikle, Müslüman ve insan zaten hüsnü zanlı esas almalıdır. Ama bu düşündüğü fikir kötü ise bu o suizan dediğimiz kötü niyet, kötü düşünceye evrilmiş oluyor. Bu da yasaklanan şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de mi İsra suresinde var, Hümeze suresinde var. Baktığımızda Hucurat suresi zaten baştan başa bir sosyal ilişkiler ağını ve bunun üzerinde duran bir sure. Orada yasaklandığını, büyük günahlardan olduğunu, zanın çoğundan veya çokça sakınılması gereken bir durum olduğunu Yüce Rabbimiz bize söylüyor. Hocam kimlere karşı hüsnü zan etmeliyiz? Sadece insani ilişkilerde değil tabii, değil mi? Tabii. Yani önce yaratıcıya karşı. Zaten önce Allah-u Teala. Çünkü Rabbim ene inde bir der. Yani ben kulumun şeyi üzereyim, zanlı üzereyim. Ben kulumun zanlı üzereyim. Yani beni nasıl düşünüyorsa kulum ben öyleyim. Beni eğer merhametli, şefkatli, bağışlayan bir Rab olarak düşünüyorsa ben onu öyle tecelli ederim. Ama beni böyle hani Allah yakar diye evet, asan kesen hani öyle bir şey düşünüyorsa da artık hani düşüncesine göre bir şey gelişir muhakkak. Ama Rabbimizi bizler tavsiye, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi üzerine Allah hakkında hüsnü zan besleyin denir. Önce Allah hakkında, ondan sonra Peygamber Efendimiz hakkında, sonra en yakınlarımız, eş, dost, akraba, arkadaş, çevre, sonra bütün varlık hakkında aslında hüsnü zanlı olmak esastır. Çünkü Kur'an'a baktığımızda ibadetlerin, yani aslında ibadet demeyelim ama emir ve yasakların, biz şöyle yani toplasanız 30 cüze en fazla bir cüz yani o kadar bile değildir belki emir ve yasakların. Geri kalan ne? Geri kalan kul ile Allah, kul ile varlık ilişkisi. Yani Kur'an'ın bizden istediği şey kul ile varlık ilişkisi. Çünkü bizi Allah'a bağlayan da aslında bizim kendimiz başta olmak üzere karşımızdaki insanlar, çevre, doğa, tabiat, kainat ne varsa onunla olan sağlıklı ilişkimiz, iyi ilişkimiz, iyi gözle, iyi niyetle bakmamız. Evet, peki hocam. Hüsnü zan etmek bizim sorumluluğumuz. Kainattaki her şeye karşı, en başta da Allah'a karşı. Peki zan da bırakmak. Bu da bir sorumluluk değil mi? Yani insanlardan hüsnü zan etmesini bekliyoruz. Biz yapıyoruz, yapıyoruz ama sen de hüsnü zan et diyoruz. Bazen bunu kendi çıkarlarımız için kullanabiliyoruz. Zan da bırakma sorumluluğu diye de bir şey var mı? Yani insanlara hüsnü zanı sevk edecek şekilde de davranmamız gerekiyor değil mi? Biz suizan edecek şekilde davranırsak, şimdi eş ilişkileri ve aile ilişkileri üzerinden de yorumlayalım istiyorum. Suizan edecek şekilde davranırsak sonra hüsnü zan etsin diye beklememiz ne kadar vicdanı sağır diyeyim hocam, ne dersiniz? Estağfurullah. Tabii sığmaz. Yani kişinin kendi sorumluluğu çok önemli. Bir de olayların neden olup olmadığını idrak ederken sadece kendi sorumluluğumuzdan ziyade hocam anlatırken şey aklıma geldi. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'ın kıssası aklıma geldi. Musa Aleyhisselam'ın itiraz ettiği konular kendi şeriatına göre ters konulardı. Yani birinin malına zarar vermek, geminin delinmesi Musa Aleyhisselam'ın şeriatında yasaktı. Evet. Çocuğun öldürülmesi yasaktı. Ücret karşılığı olmadan bir iş yapılması yasaktı. Hazreti Musa aslında gördüğü şeye itiraz etti. Böyle olmaması lazım dedi. Ama hikmet perspektifinden bunun böyle olmaması gerekiyordu. Şimdi insan bu perspektiften hadiseye baktığında tamam ben zan iyi yani o kişiye
bana hüsnü zan edecek ortamı yaratayım diyorum ama bazen de bir şey oluyor. Gerçekten olması gerektiği için oluyor. İnsan şunu görmeye, gördüğü zaman bile şunu demeli. Ya bunun hikmeti ne ki? Rabbim bana ne mesaj veriyor? Hocam dedi ya fevri olmamak lazım diye. Ha, insan mesela suyu bile görebilmek için dibini, suyun durulması lazım. Hatta su durulunca zaman tortular aşağı doğru çöker. Hı hı. Ama biz sürekli akış halinde olmayı kendimize şiar edindiğimiz için o iş hiç durulmuyor. Dibinde ne var görmüyoruz. İlk aklımıza geleni yapar hale geliyoruz. Tabii ki sorumluluğumuz var. İnsanlar şimdi bendiniz kendi işimi yaparken bir duruşum olması lazım. Yani Müslüman birisiyim. Bir yerde çalışıyorum ve bir işi icra ediyorum. Benim orada bir sorumluluğum var. O sorumluluğunu yerine getirmezsem tabii ki başıma bela olacak. Ama böyle bir durum gördüğüm zaman da hemen böyle atılmayıp acaba bu niye oluyor diye en azından bir yerde insanın içinde bir yerde bu soruyu sorması lazım. Tedbirini tabii alacak. Önlemini tabii alacak. Ama kalbini yormadan bu soruyu da geçirmesi lazım zihninden. Ha, bu işin hikmetinde ne ola ki? Hmm. Böyle oldu ama hani ne çıkacak arkasında? Şimdi biz zahiren bakıyoruz. Çok büyük zulümler var. Zahiren bakıyoruz. Gerçekten çok büyük sorunlar var dünyada. Filistin olayı var. Doğu Türkistan olayı var. Diğer birçok ülkede, birçok yerde Müslümanların, diğer insanların zulme maruz kalıyor. Doğru. Ama ben Allah'tan daha merhametli değilim ki. Muhakkak bu Allah'ın, yani bütün tezgahlar Allah'a çalışır derler ya. Yani Allah'ın bir muradı var burada. Ben o muradı, Allah o dinini tamamlarken ben nerede olacağım? Ben bu perspektifte bakmazsam o hadiselere, en ufak eşimle çıkan sorunlardan tutun da küresel sorunlara kadar olan hiçbir şeyin cevabını veremez hale gelirim. Neden? Çünkü hep kendi bildiğim var, hep kendi doğrularım var, hep kendi inanışlarım var. Peki bu inanışlarım ne kadar uygun? Ne kadar uygun değil? Bunun ayrımını yapamaz hale geldiğimde zaten artık freni patlamış bir araba gibi tek çaresi var durmasının. Bir yere çarpmak oluyor. Sorunlar da ailede en çok bundan çıkıyor. Hı hı. Hikmete odaklanmak gerekiyor. Hemen yargılamaya girmemek lazım değil mi? Siz ne dersiniz hocam? Mesela kıskançlık meselesinden ele alalım. Mesela nazar meselesi. Bana çok nazar değiyor diyor bir insan mesela. Ama nazar değdirecek şekilde de davranmamak gerekiyor. Eşim beni çok kıskanıyor. Bazen de kıskandıracak şekilde davranmamak gerekiyor. Veya çocuklar beni hiç anlamıyor. Bana evde hiç yardım etmiyorlar. Demek ki çok fazla fedakarlık yapıyoruz. Yani bazı davranışlara şikayet ettiğimiz zaman onun arka planında bize düşen sorumluluğun farkına varmıyoruz gibi geliyor bana. Siz tabii dersiniz? Biz de insanlara bizim hakkımızdaki düşüncelerinde destek olmalıyız. Hani Hazreti Peygamber'den şefaat isteyen bir sahabeye Efendimiz diyor ki sen de bu konuda bana yardımcı ol. İbadetlerinle, davranışlarına bana yardımcı ol. O yüzden kötü düşünmelerine sebep olacak tutum ve davranışlardan kaçınmak gerekir. Hazreti Peygamber yine Ashab-ı Suffe Ramazan ayında itikafa girmiş ve onları ziyarete gidiyor. Yanında da eşi Safiye validemiz var. Dönüşte tabii çok karanlık. Geçerken birkaç sahabi yolda Peygamberimizin sesinden tanıyor ve hemen hızla uzaklaşıyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki durun bekleyin, uzaklaşmayın. Yanımdaki Safiye annenizdir diyor, validenizdir diyor. Karanlıkta çünkü net olarak görmüyorlar. Ve sahabi diyor ki estağfurullah ya Resulallah, hani biz senin hakkında kötü mü düşüneceğiz? Yani böyle bir şey söz konusu değil deyince diyor ki işte şeytan kanın damarlarda dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır ve ona vesvese, yanlış düşünceyi suizana ilka eder. Ben size bunu yapmasından korktum, endişe ettim. O yüzden işte baştan beri, aslında programın başından beri söylemek istediğimiz, belki hani özetleyecek olursak, siz özetleyeceksiniz muhakkak, ya insanın aslında kendine dönmesi, kendine bakması. Buradaki kendine dönme ve kendine bakma günümüzde algılandığı gibi ben merkezci. Yani her şeyin en iyisini ben hak ederim, benim merkezi değil de, yani ben nasıl bir insanım, hatamla, sevabımla, kusurumla, fazlalığımla neyim, bunu bilmesi, ölçmesi, tartması ve ona göre davranışlarını şekillendirmesi. Peki hocam, biraz daha düşüncenin gücü üzerinden
gidelim istiyorum. Süremiz de daralıyor ama son zamanlarda çok yaygın dediğim gibi. Hatta bir rakam söylüyorlar, kötü bir şey söylediğinde başına gelmesin diye iptal, iptal, iptal deniyor vesaire. Böyle şeyler çıktı ortaya hocam. Tehlikeli bir boyutu da var tabii ki. Allah korusun, hani insanın dini anlamda da riske atan bir durum. Şimdi duygu, düşünce ve davranış döngüsünde insana bakacak olursak korktuğumuz bir duygu var mesela. Bir şeyden korkuyoruz. Sonra o bir düşünce olarak zihnimize geliyor. Sonra bir bakıyoruz ki yaşarken buluyoruz kendimizi. Bu her şey olabilir. Ve sonra diyoruz ki aklıma gelen başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Bu nasıl mümkün oluyor hocam? Bu konu hakkında neler söylersiniz? Yani düşüncenin böyle bir gücü var mı? Şöyle düşünün. Plasebo etkisi diye bir etki var. Yani bu tıbben de ispatlanmış bir şey. Hiçbir etkisi, tesiri olmayan bir ilaç veriyorlar kişiye. Fakat o kişi o şeye inandığı zaman şifalanma oranı daha farklılaşabiliyor. Bir de şey diyorlar ya, hani kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir şey olacak, olacak. Yani biz mesela şöyle bir örnek verebilirim, belki daha açıklayıcı olabilir. Şu suyun içine meczup biri gelse, desek ki bunda zehir var, sakın içme. Ben rahatlıkla bu suyu içebilir miyim? Şüphe ederim. Ama evet, biliyorum ki onun akıl sağlığı yerinde değil. Ama yine de içemeyiz hocam. Ya acaba, ya varsa, ya doğruysa, evet. O tohum zaten bakın akıl sağlığı yerinde olmayan biri bile söylese, orada beni tutuyorsa, ben akıl sağlığım yerinde benim, ben bunu yapıyorum, vücut bulma ihtimali tabii olacak. Ama hani aman kesin böyle vücut bulacak, böyle olacak, bu iki ifrat ve tefrit iki uca gidiyor, bu da sıkıntı. Sürekli tetikte yaşamak da sıkıntı. Sıkıntı, ya bu böyle bir şey değil ama tesiri var mı, var. Fakat sürekli böyle yaşamak o da sıkıntı. Hocamın dediği gibi abdestin var mı? Abdestin var mı? Ya kıl, tamam kıl artık. Yani kıl. Çünkü sen artık işte rahatsızlık boyutuna, kıl boyuta gelmiş. Artık orada bir müdahalede bulunmak lazım. Ama hani yok iptal dedim, şöyle oldu. Ya bunlar gerçekten tesiri var mı? Ama inanırsa olur. Yani inanırsa gerçekten buna olur. Nasıl olur? Şeytanın maskarası olur. Böyle o oynar yani şeytan. Sen bunu böyle yaptın, her şey seninle alakalı, bütün kudret seninle alakalı. Mesela hocam çok güzel buyurdular. Damarlarımızda dolaşan şeytan. Değil mi? Damarlarımızda dolaşıyor ve sürekli bizi bir şeylerde yönlendirebiliyor. Hatta onun Kur'an'ı adı Karin'miş. Karin, yanımızda olan, sürekli biz olan şeytan. Adı Karin'miş. Şimdi bu Karin, bizim üzerimizde tesiri var mı? Var. Peki ben buradan nasıl kurtulacağım? Şunu diyeceğim. Ya benim Rabbimden daha mı kuvvetli ya? Bir dakika, ben geriye fefülle ilallah diyor Hazreti Allah. Bana sığının diyor. Mesela şeytanla uğraşın diye bir ayet yok, bir hadis yok. Biz uğraşıyoruz ama onu ben yeneceğim, ben yapacağım. Hele şu çok tehlikeli, her şeyi hak ediyorum. Ben her şeyi hak ediyorum. İyi olan her şeyi hak ediyorum. İnsan hiçbir şeyi hak etmiyor, hepsi lütuf. Hepsi lütuf. Ben hak ettiğim için böyle oldu. Hayır, hak ettiğim için böyle olmadı. Allah bana bunu lütfetti. O yüzden böyle oldu. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kimse ameliyle cennete giremeyecek diyor. Sen de mi ya Resulallah diyorlar? Ben de diyor. Hepsi lütfu ilahi. Bizle alakası yok ki. Ama insan kendi enesini, nefsini o kadar ön plana koyuyor ki her şey benimle alakalı. Düşünürsem iyi olacak. Şu şöyle gidecek. Bu böyle gidecek. Hayır. Allah'a tevekkül edersem iyi olacak. Fakat bu iyilik benim anladığım tarzda bir iyilik değil. Mesela şöyle düşünüyorum. Ben bir araba sahibi olmak istiyorum. İşte çok iyi bir marka arabam olsun diyorum. Tamam. Ama bu benim için hayırlı mı değil mi? Eğer hayırlıysa Allah bunu bana nasip etmiyor. Benim için. Benim oğlum 8 yaşında. Dese ki baba Allah razı olsun. O otoyolda arabayı bana ver dese. Arabayı ben tek kullanacağım dese. Ben o çocuğa arabayı verebilir miyim? Hayır. Çünkü neden? Elhamdülillah akıl sağlığım yerimde. Bizi bizden daha iyi tanıyor Rabbimiz. Evet. Bu konuda da hüsnü zannetmemiz gerekiyor. Peki hocam, son 5 dakikamız. Şimdi güzel düşünmek, güzel şeyler söylemek. Evet, bunlar çok etkili diyoruz. Evet. Bir yandan ifrat tefrit var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Dengede olmak gerekiyor. Tetikte olmamak gerekiyor. Ama yine de güzeli tercih etmek gerekiyor. Ki kadim geleneğimizde bize bunu aktarmış aslında. Saadettin Ök'ten bir kitabında sözün canı vardır. O yüzden doğuda da batıda da beddua kabul olur demişti. Ben çok etkilenmiştim oradan. Evet. Hakikaten de söylediğimiz çok önemli. Güzel şeyler söyleyebilmek gerekiyor. Mesela
evimizde bir malzeme bitti diye de bereketlendi demek gibi. Bunun geleneğimizde örnekleri var. Bunları yaşatmak, devam ettirmek çok kıymetli. Yaşadığımız olaylarda da oradaki hüsnüzanımız, yaklaşımımız da olayın sonrasını şekillendiriyor. Mesela yoldan geçtiğimizde bir tanıdığımız birisi bizi görüp de selam vermediğinde farklı farklı duygular yaşayabiliriz. Örneğin sinirlenebiliriz, öfke duyabiliriz. Gördüğü, tanıdığı halde selamı almadı. Şuna bak ne kadar ukala bir insan gibi. Ya da üzüntü duyabiliriz. Hatta içimizde bir değersizlik duygusu vardır ya, benim o da değersiz olduğumu anladı ve beni selam vermeye layık bulmadı gibi. Ya da hiçbir şeyden etkilenmeyebiliriz. Allah'ın selamı alsa ne, almasa ne. Ya da bir duygu daha var. Bu da çok kıymetli ki. Ya bir şey yaşadı herhalde, dalgın bugün. Yardım etme duygusu. Acaba bir şey mi yaşadı? Hayırdır, niye böyle oldu? Allah selamet versin diye de yaklaşmak. Yani dört farklı düşünce de bizi dört farklı davranışa götürür ve sonrasında hayatımızda farklı dönüşleri olur bunların. Evet, bugün zihin terbiyesi dedik. Düşüncenin gücünden bahsettik aslında bir yerde. İnsanın zihnini terbiye etmesi, gece şöyle yastığa başını koyduğunda kendini hesaba çekmesi, hesaba çekilmeden hesaba çekmesinin çok kıymetli olduğundan bahsettik ve genel olarak aslında tüm kainatla ilişkimizde, özellikle de aile ilişkilerimizde de zihnin terbiyesinin ne kadar kıymetli olduğuna değindik. Risale-i Nur'da çok güzel bir dua var. Aklımızı midemize, ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize hakim eyle diye. Şimdi bu duadan anlaşılıyor ki esas olan terbiye etmek bir şekilde. Ve hem hepsinin başında da akıl, yani zihin terbiyesi geliyor. Ben bugünkü programın çıktısı olarak bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ama sizin de son sözlerinizi almak istiyorum. Yaklaşık da 3 dakikamız var. Pakize Hocam buyurun. Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Şunu söyleyelim. Şeytan her ne kadar damarımızda kan dolaştığı gibi dolaşıyor olsa da Allah-u Teala bize ondan daha yakın. Yani karib diyor, çok yakınım diyor. Min habbil veriyet, şah damarından daha yakınım diyor. Daha ilerisi beynel mer'i ve kalbih diyor. Ben kişiyle kalbi arasındayım. Yani hayati organdır kalp. Öyle değil mi? Ama Allah-u Teala ondan da daha yakın. O yüzden bir kere bu bilince sahip olmak lazım. Ben de şu duayla bitirmek istiyorum. Hem aile çatısı, aile ve çocuk eğitimi, terbiyesine de girdik. Furkan 76. ayet-i kerime. Rabbena heb lena min ezvacina diye başlar. Rabbim bize gözümüzün nuru olacak, gönlümüzün sürûru olacak eşler nasip eyle. Ve bizleri muttakilere, yani sakınanlara, iyi olmak isteyenlere, hakkı hakikati ortaya çıkarmak isteyenlere karşı da bizi imam, yani önder kıl. Amin. İnşallah böyle kimselerden oluruz diyelim ve Rabbim ailemize hep birlikte huzur, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan Hocam siz ne dersiniz? Yani Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Mehmet Dinç hocamın bir sözü vardı. 25. kareden nasıl korunacağız diye sorduklarında şöyle demişti. Siz 24 kareye emin olun, 25.ye ben kefilim dedi demişti. İnsan ne yaptığına, ne yapmadığına, ne izlediğine, ya yani duyu organlarına hakim olabilirse biiznillah, eğer nasibi varsa zaten olacaktır. Ama her şeyin de bir zamanı var. Zamanı beklemeyi de öğrenmesi ve sabretmeyi öğrenmesi lazım. Allah sabredenlerle ve şükredenlerle beraberdir. Biz hem sabredenlerden hem de şükredenlerden olalım. Allah inşallah dinini tadan tamamlayacak. Bizi de o tamamladığı yerde bizi kullansın diye dua edelim. Amin. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Programın girişinde okuduğumuz sözü, veciz sözü tekrar hatırlayalım o zaman. Eyvallah. Efendim, düşüncelerinize dikkat edin, sözleriniz olur. Sözlerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur diyelim. Hocalarımın da güzel dualarıyla bugünkü programı kapatalım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve annenize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.